Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu ay burcunuzda çok güçlü bir dolunay meydana gelecek. Yılın en önemli ayı Şubat sizin için. Ayın konu başlıklarına bir bakalım. Hemen ayın başında 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğuyor. Satürn'le birleşen bir yeni ay bu. 5 Şubat'ta Güneş Satürn kavuşumu etkinleşecek. Ve Merkür retrosu artık tamamlanıyor. Venüs'ün ardından Merkür de düzelecek. 15 Şubat'a kadar Merkür Oğlak burcunda, 15'inden itibaren Kova burcunda olacak. Venüs ve Mars ay boyunca Oğlak burcunda birlikte hareket ediyorlar ve 16 Şubat'ta burcunuzda Aslan'da güçlü bir dolunay var. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş Kova burcunda ve 1 Şubat'ta 12 derece Kova burcunda yeni ay doğacak 7. evinizde. Satürn 7. evinizde ilerlemekte. Yeni ay sırasında Merkür henüz Oğlak burcunda geriliyor ve Plüto ile birleşiyor 6. evinizde. Özellikle önemli ilişki dinamiklerinizde bazı sorgulamalar var. Bu yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatınıza getirebilir tabii ki. İlişkilerle ilgili belki bir karar verme aşamasındasınız ya da yeni bir yapılandırma içerisindesiniz. Bu tabii ki evlilik gibi konuları içerebilir ya da işbirlikleri, ortaklıklar gibi konuları içerebilir ama bunlar daha çok yasal bazı, hani imza ve sözleşme gerektiren ilişkiler hayatımızda. Özellikle birçok gezegenin 6. evinizde olması biraz hani iş hayatınızla ilgili bazı sözleşmelerin, anlaşmaların, işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili kararların gündemde olduğunu da gösteriyor. Aslında geçtiğimiz ay Venüs'ün gerilemesi, Merkür'ün gerilemesi iş ve günlük hayatınızda, mesleki konularda belki bazı gecikmeler ortaya çıkardı. Yolunda gitmeyen bazı durumlar var ve siz bunları daha fazla sorguladınız ve bu sorgulamalar sonucu bir şeyleri keşfetmiş olabilirsiniz. Belki sizi desteklemeyen veya anlaşamadığınız bir işbirliği olabilir bu. Veya İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler, müşteri ilişkileri, işte anlaşmalar, sözleşmeler içerisinde olduğunuz kişiler olabilir. Hani buralardaki kontratların tekrar gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi olabilir. Hani buralarda gerekliyle gereksizin ayrıştırılması olabilir. Hani daha ciddi bir bakış açımız var ilişkilere. Burada da özellikle Merkür'ün Plüto ile birleşiyor olması sorgulayacağımızı, geçmişi gözden geçireceğimizi, fark edemeyeceğimiz bazı önemli detayları fark edebileceğimizin de işaretçisi. Sabit bir burç tam karşınızda olacak bu yeni ay. En fazla etkilenen burçlardansınız sevgili aslanlar. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa eğer bu yeni ay sizin için çok daha önemli olacaktır. Yani bireysel hayatınızda dikkat çekici bir yeni ay olacaktır, olabilir. Buradaki Satürn'e dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerdeki almamız gereken sorumlulukları almamız gerekiyor. Veya yanlış ilişkileri de hayatımıza elememiz gerekiyor. Bununla ilgili gündemler var. Veya eşimizin, partnerimizin hayatında bazı sorumluluklar öne çıkabilir, bazı zorluklar öne çıkabilir. Yani eşinize destek olmanız gereken ve eşinizle ilgili belki bazı sorunları çözmek için biraz daha zorlanabileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz tabii ki. Bilimsel konular, teknolojiyle ilgili konular, elektrik, elektronikle ilgili konular, uzay, astronomi gibi konular bunlar hep kovayla ilgilidir. Ve belki işinizle ilgili planlarınızda böyle gündemleriniz var. Veya işte sizin için engel oluşturan konular da böyle gündemlerle ilgili olabilir. Bazı kısıtlamalar, teknolojik araçlarla ilgili, elektrikle ilgili sorunlar, bunlar iş hayatınızı ve günlük hayatınızı biraz zorlayabilir. Belki buralarda yeni bir çalışma programı, yeni bir mesleki konularda yeni adımlar atılması gerekiyor. Yeni bir planlama gerekiyor. İşte birlikte çalıştığınız kişilerle de ilgili olabilir bu planlamalar. Tüm bunlar gündeminizde olabilir. 5 Şubat itibariyle Merkür ileri harekete dönecek. Biraz daha aslında bu tıkanık konular yavaş yavaş da olsa açılmaya başlayacak. Özellikle ayın 15'inden sonra Merkür Kova burcuna geliyor. Bu ilişki dinamiklerinizde daha hızlı çözümler getirebilir. Teknoloji ve bilimsel konularla da ilgili işte her türlü konuda mesela hani ya da ilişkilerde, iletişimlerde
dönemlerde yaşadığınız bazı sorunları çözme konusunda hızlanacak artık Merkür Kova burcunda ve size daha faydalı bir pozisyona gelecek 15 Şubat'tan sonra. Evet, sağlık konularına tabii ki dikkat etmek lazım. Eşinizin sağlığı, eşinizin ya da sizin aileniz, eşinizin ailesi. Hani buralarda özellikle olgun kişiler, yaşlı kişiler, ebeveynler, onların kronik sorunları kendini gösterebilir. Evet, daha ciddi kayıplar olabilir. Sizin ebeveynler veya eşinizin hani ailesiyle ilgili sorumluluklarınız, günlük hayatta biraz belki hayatınıza katabileceğiniz bazı mesuliyetler olabilir. Bunları da yine gündeme getirebilecek bir aydayız. Mars ve Venüs ay boyunca Oğlak Burcu'nda birlikte hareket ediyor. Zaten Plüto Oğlak Burcu'nda, ayın ilk yarısında Merkür Oğlak Burcu'nda, 6. eviniz çok yoğun. Sevgili aslanlar, burası da zaten günlük hayatınız demek. Hani evde de olsanız evinizin günlük hayatında işte iş planlarınız, sabahtan akşama kadar yaptığınız işler, tabii ki sizin sorumluluk alanınızda olan aile üyeleri, evcil hayvanlarınız falan. Oğlak zaten sorumluluklarla alakalı. Çalışıyorsanız mesleğiniz, iş ve çalışma ortamınızdaki mesleki konular, birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız, müşterileriniz, yani buralarda önemli bazı aktiviteler var ve ay boyunca bunlar çok yoğun. Aslında artık Venüs ile Mars'ın birlikte hareket ediyor olması ilişki dinamiklerine de bir hızlanma getirecek. Ve bunlar ay ortasından sonra daha yakın birlikte hareket ederken daha da fazla destek almaya başlayacak diğer gezegenlerden. Retroların da artık etkisi tamamlanmaya başlıyor. Bu gün iş hayatınızda yaşadığınız bazı sorunların ve gecikmelerin artık düzelebileceğini, belirli bir rutine doğru girebileceğinin de göstergesi. Hani şu ana kadar belki ihtiyaç duyduğunuz bir eleman, bir yardımcı, bir asistan arıyordunuz, bir türlü bulamıyordunuz ya da var olan yardımcılarınız, yanınızda çalışan kişilerle ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili sorunlar vardı. Hani bunları çözmeniz mümkün olmaya başlıyor. İş arıyorsanız da hani işle ilgili konularda, tabii ki mesleki konularda da daha rahat adımlar atabileceğiniz bir dönem. Özellikle 16 Şubat'taki Dolunay, zaten tam sizin dolunayınız bu. Hayatınızda dikkat çektiğiniz, görünür hale geldiğiniz, başkaları tarafından fark edildiğiniz bir dönem. Dolunayda parlıyorsunuz aslında. Yani bu tabii ki pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yani yaptığınız, yapmadığınız ya da doğru yaptığınız, yanlış yaptığınız her şeyle daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Bir başarı da getirebilir. Hayatınızda bir hedefi de gerçekleştirebilir size. Bir şeye ulaşabilirsiniz. Bir şey, tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var burada. Ve bu dolunay mesleki konularda evet bazı kararlar vermenizi, bazı hedeflere ulaşmanızı sağlayabilir. Aynı şekilde ilişkilerle de ilgili bazı hedeflerinizi size ulaştırabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 27 derecede Aslan Burcu'nun son dekanında olacak. Güneş Burcu'nuz ya da Yükselen Burcu'nuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizi daha güçlü etkileyecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ve sağlığa dikkat etmek lazım. Şimdi Dolunaylar sağlığımızı etkiler. Üstelik bu Dolunay ay düğümleriyle de tam böyle bir kare yapıyor. Yani çok kadersel bir Dolunay. Sizin sağlığınız, eşinizin sağlığı, yine ebeveynler. Hani buralarda bazı böyle güçlü dönüşümler olabilir. Kalp, dolaşım sistemi, tansiyon, omurga, sırt bölgesi, buralardaki bazı kronik sorunlar kendini gösterebilir. Ve tabii ki hasta olanların, yaşlı olanların kendine daha fazla dikkat etmesi gereken bir dönem. Aynı şekilde kariyeriniz ve İşte ilişkilerle ilgili dedik, belki bir taşınma konusu, mesleki alanda bir karar vereceksiniz. Hani buralarda toplumdaki statünüzü de etkileyebilecek bazı dönüşümler olabilir. Ya da imaj değişimleri olabilir. Aslan güzellikle de, kişisel bakımla da ilgili. Özellikle saçları etkiler. İşte bir saç modelinin değişmesi, bir imaj değişimi, belki estetikle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Sizi dikkat çekebileceğiniz dış görünüş ve fizikte de bazı imaj değişimleriyle başkalarını belki etkileyebileceğiniz bir dönem aslında. Çok da başarılı olabileceğiniz bir dönem iş hayatınızda özellikle. Çünkü liderlik konularını, yönetim konularını, özellikle otorite pozisyonlarını etkileyen bir dolunay bu. Sizi de kişisel olarak etkiliyorsa hani otoriteniz artabilir, dikkat çekebilirsiniz. Belki maddi manevi bazı
ödüllerle, hak edişlerle karşılaşabileceğiniz bir dönem olabilir. Evet, 18 Şubat'tan itibaren Güneş de artık Balık burcuna geçecek. Sevgili aslanlar, ayın artık son 10 günlük döneminde biraz da para konuları, finans konuları burada etkilemeye başlıyor size, ama olumlu etkiler var. Çünkü 8. evinizdeki Neptün Mars'la, Venüs'le olumlu açılar içerisinde olacak. Mars, Venüs iş hayatınızı belirleyen 6. alanda. Demek ki bu iş ve çalışmalarla, hani parasal kazançlar anlamında olumlu bazı destekler anlamına geliyor. Yani bir müşteri ilişkiniz olabilir, bir işle ilgili bir girişiminiz var, belki bir bankadan bir kredi bekliyorsunuz, hani bunu alabilirsiniz. Bir borcun ödenmesi, yapılandırması ile ilgili bir çözüm olabilir. Veya sağlığınızla ilgili bazı konularınız var. İşte bir sağlığınızla ilgili bir operasyon olacak, bir tedaviye başlayacaksınız. Hani bu estetikle de ilgili olabilir, kişisel bakımla da ilgili olabilir. Bununla ilgili maddi kaynakları bulma, doğru kişilere ulaşma, doğru bir tedaviyi uygulama, işte sigortadan bir destek alma ve benzeri gibi konular, yardımlar özellikle gündeme gelebilir. Ayın 18'i 23'ü arası bu güzel etkiler, destekleyici etkiler devrede olacak. 25 Şubat, 26 Şubat Merkür-Uranüs karesi biraz zor. Bu tabii ki sabit burçları daha çok etkiler, sizi de etkileyebilir. Merkür-Uranüs karesinde işte biraz sinir sistemi hassas olabilir, anksiyete sorunları olabilir, iletişimlerde böyle dürtüsel, tepkisel davranma sonucu iletişim sorunları olabilir, kazalara, sakarlıklara daha açık olabiliriz. 25-26 Şubat gibi doğa olayların, hani hava şartlarında biraz olumsuzluklar, işte rüzgarlar, fırtınalar olabilir. Bunun hayatımıza yansıyabilecek etkileri olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Evet, ayın geneline baktığımızda ilişki dinamiklerimiz gündemde, kendimizle ilgili önemli kararlar verdiğimiz, bazı hedeflere ulaştığımız, dikkat çektiğimiz bir dönemdeyiz. Mesleki konularda da birçok problemi rutin bir şekilde bu ay ele alıp bir istikrara kavuşturabiliriz. Özellikle iş ilişkileri ve iş birlikleri alanında da yeni yapılandırmalar içerisinde olabiliriz sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.